Günaydın, mutlu günler sevgili izleyiciler. Sağlıklı Yaşam'a hoş geldiniz. Bakalım bugün Sağlıklı Yaşam'da hangi konuyu işleyeceğiz? Turunçgillerden gelen sağlık, sebzelerin mucizeleri. Sağlıklı Yaşam'da herbalist İbrahim Gökçek, sağlıklı bir yaşam için meyve sebzeleri anlatıyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Sağlıklı Yaşam'da İbrahim Gökçek konuğumuz. Hangi bitkilerin, hangi sebzelerin sağlığımıza iyi geldiğini konuşacağız. Varis hastalıklarını konuşacağız, kadın hastalıklarını konuşacağız, miyomları konuşacağız. Adet düzensizliklerini konuşacağız, adet sancılarını konuşacağız ve lipom yani yağ bezelerini konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün pek neşelisiniz. Elhamdülillah. Allah neşenizi daim etsin. İnşallah. Hocam şimdi varis hastalığından başlayalım isterseniz. Evet, varis hastalığı nedir? Kişi eğer ki sürekli ayakta çalışıyorsa veya oturarak çalışıyorsa, spor yapmıyorsa ne olur? Zamanla baldır ve bacaktaki toplar damarlarda kirli kan toplanamaz. Buradaki kapaklar aynı ventil gibi. Aşağıdan yukarı doğru pompalanan kanı ventil gibi olan kapaklar tekrar aşağı bırakmaz. Böylece toplar damar problemsiz kanı yukarı doğru, kalbe doğru pompalar. Buradaki anormalliğin sebebi kişi yanlış besleniyorsa, spor yapmıyorsa, kaslar gevşer, damarlar gevşer, damarlar açılırsa ne olur? Ventil gibi olan kapakçıklar da gevşer. Artık kanı yukarı pompalamakta, tutmakta zorlanır. Kaçak başlar. Bu da zamanla varize sebep olur. Venöz yetmezliği sebebi budur. Evet. Takriben 10 kişiden bir kişide variz ve venöz yetmezliği problemi var. Evet. Ve mesela Almanya'da 1 milyondan fazla insanda çok ağır, kronik varize karşı özel çoraplar giyiyorlar. Variz çorabı. Bazıları dize kadar, bazıları kasına kadar böyle çorap giyiyorlar. Artık iyileşmeyen çok kronik ülserler, yaralar oluşmuş birçok insanda. Yani burada toplanan kan, kirlenen kan tabii ki mikropların da yayılmasını tetikliyor. Dokuyu yavaş yavaş öldürüyor. İyileşmeyen yaralar oluşuyor zamanla. Hemen müdahale edilmezse birçok şeyi tetikler. Tabii bu yavaş yavaş belirtileri var kişi. Bu belirtiler ortaya çıkınca hemen müdahale etmesi gerekir. Baldır ve bacakta kaşıntı, ödem, ağrı, yürürken mesela bacaklarında kurşun bağlıymış gibi ağırlık, yürüyememe, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk. Akşam eve geldiğinde kişi çorabına baktığında çorabının lastiği sıkmışsa bacağını, orada bir şişkinlik hissetmişse, lastiğin üst tarafında veya altında ödem oluşmuşsa hemen tedbir alması gerekir. Problem başlamış demektir. Yani çorap izi varsa bu işaretlerden hemen tedbir alması gerekir. Bununla ilgili elimizde neler var? Şu gördüğünüz at kestanesi, bu dış kabuğu, şöyle evet, dikenli olan dış kabuğu at kestanesi. Bu da at kestanesinin dış kabuğu soyulduktan sonra iç kabuğu. Bu çok sert. Bu soyulduktan sonra içerisinde beyaz bir tohum var. Bu rendelenerek elde edilen tozun destilasyonla veya ekstraksiyonla bunun içindeki etken madde alınır, ekstraktı. Bu ekstraktan damladırıcı kapsül yapılır. Bu at kestanesinin birleşimindeki etken maddelere zaponin denir. Zaponinler nedir? Sabunun ham maddesi. Ve bu zaponinler damarların iç yüzeyini temizler, arıtır. Birleşimindeki zaponinlerin en etken madde beta-eskin denen bir madde içerir. Bu
kimyasal rutinden kimyasal bir ilaç var. Variz ve venöz yetmezliğine karşı rutinden 600 kat daha etkili ve yan etkisi yok. Hocam bu at kestanesi hemoroid de bir variz çeşidi aslında variz deniliyor. Ve hemoroide da çok iyi geldiği söyleniyor. Doğru tabii, mu? Tabii tabii. Bizim bununla da ilgili çok güzel hemoroide karşı çok güzel özel formülümüz var. At kestanesiyle ilgili Almanya'nın bir iki şehrinde üniversiteler klinik araştırmalar yapmışlar. Yapılan klinik araştırmalarda baldır babacıkta oluşan ağrı, kramp, ödemi, kaşıntıyı önlediği, toplar damar zafiyetini, iltihaplanmasını iyileştirdiği, variz ve venöz yetmezliğini yok ettiği belgelenmiştir. Ben mesela bir ara 96-97 yıllarında kitaba çok yoğunlaştım kitabımı yazmak için. Hı hı. Artık vakit bulamadım. Eskiden daha önceleri bisikletle ormanda çocuklarla geziyorduk falan hafta sonları. Çok var. Neyi var? Ormanda at kestaneleri. Ha yok yani ben kendim vakit bulup ders çalışıyordum sürekli dışarı çıkamıyordum artık. Her gün 15-16 saat yazıp çiziyorum. Hiç vakit bulamadım. Baktım baldır babacıklarımda ağrısızı var. Hemen ben bunu at kestanesinin şu kabuğunu soyduktan sonra rendeledim. Bir şişeye doldurup üzerine 50 gram at kestanesi tohumu üzerine sirke beklettikten sonra bu at kestanesi sirkesini içtim. Günde 3-4 defa bir çorba kaşığı. 2-3 gün sonra tamamen İçtiniz. Hiçbir rahatsızlık kalmadı. Peki bu öyle içilir mi hocam? Yani zehirli falan bir şey olmuyor mu? La ilahe illallah. Soruyorum hocam. İnsanlar da şimdi acı, gider toplar, acı. Rendeler yapar. Hayır. Yani tesiri yok. Sadece çok acı olduğu için sirkesinin zaten içilmesi zor. Anladım. Biz bu nedenle ne yaptık? Bunu rendeledikten sonra destilasyonla damıtılarak elde edilen özünden haplar yaptık, ürettik. Formülü uyguladınız. Formülü uyguladık. Şimdi mesela kapsülü var. Bunu tabii ki çok daha basit şimdi iyileşme. O ben ilk denemeler yaptığımda yıllar önce, 30 yıl önceki çalışmadan bahsediyorum. Yani at kestanesi sirkesi. Böyle de yapılabilir. Fakat şimdi gerek yok buna. Çok daha pratik metotlar var. Mesela bir tanıdım. Şimdi yürümekte zorlanıyor, merdivene çıkmakta zorlanıyor. Genç yaşta variz oluşmuş. Doktor demiş ki, variz çorabı giyeceksin. Bana danıştı, dedi ki, ya variz çorabı giysem mi acaba? Giyerse, variz çorabı baldır ve bacaktaki kasları eritir. Kaslar yavaş yavaş gevşer. Ne olur? Bu sefer kişi halsiz, dermansız, yorgun kalır. Çorap kasın görevini alıyor. Daha perişan olur. O zaman giymeyeyim dedi. Tamam. Ben ona özel formül hazırladım. At kestanesi, çoban çantası, alıç böyle bitkilerden kullandı. Artı iksirle birlikte. 6 hafta sonra hiçbir şey kalmadı. Yani bazı insanlar mesela duyuyorlar sağdan soldan dizlik takıyorlar. Dizlerine. Ne yapar? Dizlik buradaki kasları eritir. Sürekli kullanırsa bir iki defa kullanabilirsin ama sürekli dizlik takmak veya bazıları beline kuşak sarıyor böyle iş olsun diye yani sırf. Kasların çalışımını engelliyor herhalde. Yani kasın görevini alıyor yavaş yavaş. Kas bakıyor ki kendi görevini yapan biri var tembelleşiyor. Yavaş yavaş büzülüyor, küçülüyor, eriyor. Küçülüyor, büzülüyor. Bu nedenle bele kuşak sarmak, lüzumsuz yere sarmak iyi değil. Dize dizlik takmak, variz çorabı takmak bunlar iyi bir şey değil. Kasları zayıflatır. At kestanesi varken bunların hiçbirine gerek yok. Bu kimyasal ilaçtan 600 kat daha güçlü. Evet. Tamamen doğal. Klinik araştırmalarda etkisi ispatlanmış, belgelenmiş. Yani mükemmel bir şey. Ödeme şişkinliğe de iyi geliyor herhalde variz ağrılarına. Tabii bazı insanlarda da ne oluyor? Baldır babacaklarda huzursuz bacak sendromu. Yattığı zaman bacaklarında böyle bir kramp giriyor. Ayakları tak 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 atıyor. Bu huzursuzluk nedeniyle uyuyamıyor, kalkıyor. Geziyor. Evin içerisinde biraz sakinleşken sonra tekrar yatıyor. Sonra tekrar kramp giriyor. Bu krampı da önler. Baldır babacaktaki krampları önler. Rahatlatır, relax.
normale döner. Kısa sürede. Huzursuz bacak sendromu, variz, enerji yetmezlik, baldır ve bacaklarda kaşıntı, ödem vesaire. Peki hocam, mesela varisin çeşitleri var. Hani çok ağır olanlar makarna şekli diyorlar galiba. Onlarda da 6 hafta mıdır formülü süresi? Kronik vakalarda uzun, çok uzun, daha uzun sürebilir. Tabii, ama tabii. O dönemde rahatlatıyordu. Akut yeni başladı işte, çok kolay. Yani 5-6 hafta. Fakat yıllardır varsa çok zaman alır. Yani o zaman alır. Tabii her hasta, her hastalığın bir geçmişi var. Tabii ki. Bazılarında 6 haftadır veya 6 aydır vardır. Bazılarında 6 yıl, bazılarında 20 yıl. Ne kadar kronik ise rahatsızlık, iyileşme süreci de o kadar zaman alır. Evet. Yani bir hastalığın iyileşmesi akut veya kronik oluşuna göre değişir. Her hastada aynı süreç geçerli değil. Yani bazıları duyuyor, hemen dizlik takıyor. Bazıları duyuyor, beline böyle spor salonuna, fitness'e gidiyorlar. Orada görüyorum bir sürü genç beline kuşak sarıyor. Ne oluyor? Duymuş bir yerden, iyi geliyor. İyi gelmiyor. Aslında belindeki kaslar eriyecek sürekli kullananlara. Dizine dizlik takanların dizi erir. Sürekli varis çorabı kullanmak kötü. Yani alışkanlık haline geliyor. Zayıfladı kas diyelim, ne oldu? Halsiz, dermansız, yorgun kaldınız. Bitkin kalırsın, yürüyemez. Evet. Zamanla yürüyemez. Rahmetli babama da bir demiş ki, ya dizlik çok iyi geliyor. Kullan bunu. 40 yıl önce. Dedim ama takma, yok. Yok diyor, arkadaşım söyledi çok iyiymiş falan. Dinlemedi beni. Tabii ben o zaman 40 yıl önce bir gençtim tabii. Yeni bu işlere girmiştim. Hala gençsiniz. La ilahe illallah madresin. Gençsiniz canım. İnşallah. Sonra 6 ay sonra beni aradı. Babam dedi ki, ya haklıymışsın dedi. Ne oldu? Namaz bile kılamıyorum şimdi. Dizleri iyice zayıflamış. Namaz kılamıyor adamcağız. Sen haklıymışsın. Keşke seni dinleseyim dedi. İyi, ne olacak dedim. Sen yap bir şeyler artık dedi. Ne yapacaksan yap. Evet, hamdolsun kısa sürede tekrar iyileştirdim. Evet. Peki hocam, şimdi kadın hastalıklarında da çok büyük sorun olan hastalıklar var. Mesela öncelikle isterseniz miyom kistlerden başlayalım. Evet. Yanlış beslenme, miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümörü tetikler. Yanlış evet. Beslenme. Nedir mesela yanlış beslenme? Peynir yemek. Peynir çok yiyoruz. Çok tüketiyoruz. Peynir demek yağ demek. Yağ, yağ asidine dönüşür. Yağ asidi, aside dönüşür. Asit, vücudumuzdaki asit oranı yükselirse bunu bünyemiz nötrleştirmek zorunda. Neyle nötrleştirecek? Asidi kandaki kalsiyumla bağlar, nötr bir madde, curuf, artık bir madde, depolar hemen. Oraya buraya bağ dokuları. Bir insanın bünyesinin vücudunun %18'i bağ dokusundan oluşur. Yani 70 kilo ağırlığında bir kişinin 12 kilo bağ dokusu var. Bağ dokusu nedir? Gözümüzü tutan dokuya bağ dokusu denir. Burnumuzu, ağzımızı, midemizi. Bütün organları tutan ve organlara besleyici madde akışını sağlayan, organlardaki artık maddeyi toplayan dokuya bağ dokusu denir. Bağ dokusu olmasa gözünüz pat düştü. Topla geri koydu. Burnun düştü, burnun yerine koydu. Ağzın düştü vesaire vesaire. Bütün organları tutan dokuya bağ dokusu denir. Asidoz, asit oranı yükselirse organlara böyle artık madde depolanır. Bu da zamanla miyom, kist, nodül, yağ bezi tümörü oluşur. Genellikle miyom, kist, nodül, yağ bezi kolesterolü olanlarda olur. Neden kolesterol olanlarda? Çünkü bağırsaklardan toksik madde geliyorsa karaciğer bunu aratmaya çalışır. Neyle aratacak? B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit. Sürekli bu vitaminleri harcadığı için karaciğer vitamin oranı azalır. Kolesterol, kötü kolesterol yükselir. Bu da zamanla vücudun zayıf noktalarına depolanır. Miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör oluşur. Bize bir hanımefendi, iki hanımefendi geldi. Birinde iki tane miyom, diğerinde bir tane miyom. Halime Hanım da iki tane miyom, birisi 6 santim, birisi 4 santim büyüklüğünde. Diğerinde de 5 santim bir tane. Ne yapılabilir? Dedim ki çok özel bir formülümüz var. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal içeren
Çok özel bir iksir. Kullanın bakalım ne olacak. Burada hayıt da tabii çok önemli. Zerdeçal da çok önemli. Zerdeçal, hayıt. Şimdi bunlar kullandılar. Halime isimli hanımefendi aradı. Dedi ki ya gitmiş muayene olmuş 6 hafta sonra. Ben de bayağı küçülmüş dedi. Yarı yarıya küçülmüş. %50 erimiş. Diğer bayan dedi ki bende bir gelişme yok. E bakalım sabredin, sabredin. 3 ay sonra geldiler tekrar. 2 tane miyom olan bayan tamamen erimiş. Diğerinde hiç erime olmamış. Nasıl kullandınız dedim. Halime isimli bayan dedi ki günde 3 defa 2 çorba kaşığı yerine yavaş yavaş artırmış yarım fincan, yarım çay bardağına kadar. Diğeri ise azaltmış. 2 çorba kaşığından bir çorba kaşığına düşürmüş. Dedim ki sizinki bir yıldan fazla süre devam edin. Yani dozaj önemli burada. Miyom kist nodül yağ bezi tümörü eritici nedir? Limon suyu, sirke, sarımsak, zerdeçal. Klinik araştırmalarla mesela zerdeçalın her türlü miyom kist nodül yağ bezi tümörü erittiği birçok ilim adamı tarafından belgelenmiştir. Zerdeçalın birleşimindeki etken maddeler her türlü kisti, miyomu, nodül, yağ bezi, tümör eritir. Evet. Yavaş yavaş. Bununla ilgili çalışmalar var. Şimdi bayanlar için çok özel bir her türlü miyom kist nodül erimesinde etkili bir bitki. En çok şu, görünen de mesela çikolata kisti deniyor bayanlarda. Evet. Şu gördüğünüz hayıtın çiçeği. Bu da hayıt tohumu. Bu hayıtın tohumu. Şu da çiçek hali. Çiçek açtığı zaman bu şekildedir. Tohuma döndüğünde böyle karabiber gibi tohumları var. Birçok ilim adamı hayıtla klinik araştırmalar yapmışlardır. Hormon anormallikler de miyomu kisti tetikler. Sadece peynir değil, peynir de tetikler. Tabii vücut kendine de yapabiliyor bunları. Fazla kolesterol da tetikler. Kötü kolesterol da tetikler. Hormon anormallikleri de miyomu kisti tetikler. Şimdi bununla ilgili, hayıtla ilgili, hayıt şöyle karabiber gibi küçük küçük tohumlar. Bunun birleşimindeki laptan-diterpen isimli etken maddeler var, flavonoidler var, birçok etken madde var. Bunlar ne yapıyor? Tabii ki etken madde %3 ila %5. Kişi bu tohumu alır, çayını içerse iyileşme süreci çok zaman alır. Yıllar sürebilir. Fakat destilasyon veya ekstraksiyonlu özünün damlası derecesi kullanılırsa çok kısa sürede etki gösterir. Mesela bununla ilgili birçok klinik araştırması var. Bu klinik araştırmaları mesela Profesör Doktor Feldman, ağrısı sancısı olan adet öncesi permenstrual sendrom dediğimiz adet öncesi ağrısı sancısı, bazı bayanlar adet öncesi ağrı ve sancıdan dolayı evet, bunalıma girer. Sinirsel, içe döner, gerilir, stresli olur vesaire. Her an yani kavga yapabilir. O ve mesela çok sancısı olan da oluyor mide bulantısıyla birlikte. Adetten sancı çeken bayanlar da var. Burada nasıl bir formülünüz var? İşte bu hayıtla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Profesör Doktor Feldman, Profesör Dittmar. Mesela Profesör Dittmar 1542 bu tür rahatsızlığı olan hastayı tedavi etmiş. Profesör Libl 596 hastayı tedavi etmiş. Profesör Borsch, Roth, Aman vesaire vesaire. Yani yüzlerce profesörün sonuçta klinik araştırmaları yapmış. Klinik araştırmaları evet, yapmışlar. Ve bayanlarda adet öncesi ortaya çıkan rahatsızları, göğüs ağrısı, karın ağrısı, gerilim, stres, üzüntü vesaire gibi rahatsızlar normal yollarla tamamen iyileşmiştir. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Belge var. Yani bir de şöyle bir durum var. Bazı bayanlarda hormon anormalliklerinden dolayı östrojen hormonunu, prolaktin hormonu yükseliyor. Hamile kalmasını önlüyor. Kısırlığa sebep oluyor. Beyinde hipofiz bezesi nohut büyüklüğünde sarımsak gibi sallanan bir organ hipotalamusun altında. Bu birçok hormon salgılar. Bu hormonlardan biri de prolaktin.
Eğer hipofiz bezesinin sapında bir adenom oluşursa, yani kist, mikro veya makro, toplu iğne başı kadar olursa mikro adenom, nohut kadar olursa makro adenom denir. Yani küçük kist, büyük kist. Evet. Burada kist oluşursa, burada hormon anormallikleri ortaya çıkar. Prolaktin hormonu aşırı yükselir. Prolaktin hormonu anne sütünü artırıcı bir hormon. Süt artırıcı bir hormon. Bu hormonun yükselmesi demek östrojenin azalması. Bu da hamile kalmasını önler bir bayanın. Kısırlar. Hamile kalsa bile düşük yapar, zehirler. Mesela böyle birçok problem olan prolaktini yüzlerin üzerine, normal en fazla 24, yüzlerin üzerine çıkan bayanlara biz ne yaptık? Bu özel formülle çok kısa sürede tekrar sağlığına kavuştu, normala döndü. Ameliyat prolaktindeki kist, hipofiz bezesindeki kist eridi, tamamen normala döndü. Şimdi bize şöyle bir konu açılmışken, birçok insan mesela 3, 4 veya 5 tane kız oluyor. Bir de erkek sahibi olmak istiyor. Evet, var. Bunun için de vatandaş ne yapıyor? Avrupa'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Çeşit çeşit yöntemler arıyor. Bir o, bir de oğlu olmasını istiyor. Eli ayağı düzgün olsun da, tabii, sağlıklı olsun. Yani 4-5 tane kızı oluyor. Çok da zengin, varlıklı. Yani mirasım kime kalacak diye korkuyor. Niye kızları miras bırakmıyorlar mı? Öyle bırakıyorlar da, yani bazıları istiyor. Yani Avrupa'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyor birçok insan. Biriyle ben Almanya'da karşılaşmıştım. 6 tane kızı var. Oğlan çocuğu istiyor vesaire. Orada sperm, 2 çeşit sperm var. Erkeklik kromozomu taşıyan spermler, dişi kromozomu taşıyan spermler. İki türlü sperm var. Erkeklik kromozomu taşıyan spermler erkek sperm, dişilik kromozomu taşıyan spermlere dişi sperm denir. Dişi spermle erkek sperm farklı yaşarlar, farklı hareket ederler. Erkek spermler hızlı hareket eder, çabuk ölür. Dişi spermler yavaş hareket eder, uzun ömürlüdür. Bir erkek ailesiyle ilişkiye girdiğinde kişi ailesinden önce orgazm olursa erkek spermler hemen hareket eder, yolun yarısında ölür. Fakat dişi spermler ölmediği için hedefi bulur. Böylece doğacak çocuk genellikle kız olur. Birçok erkek çocuğu kız olunca kendisinde kusur aramıyor, hanımında kusur arıyor. Diyor ki sen yine kız çocuğu doğurdun. Halbuki kendinden kaynaklanıyor. Var öyle, biraz zeka geriliği yaşayan insanlar var bana göre. Bu böyle yani, var. Şimdi, hakikaten, çünkü olay olanlar da var. Ne bileyim yani, eşini dövenler var. Sonra boşamaya kalkanlar var. Yani sonuçta tabii, Allah neyi nasip ettiyse, eli ayağı düzgün olsun da hangi mesela, evladın hayırlı olacağını da kimse bilemez. Boşanıp tekrar evlenmek isteyenler veya bir sürü ailevi problemler doğuyor. Evet. Aslında bu çok basit bir yöntemle halledilecek bir olay. Bunu 1400 yıl önce Peygamber Efendimiz söylemiş. Demiş ki ailenizden sonra inzal olursanız çocuğunuz erkek olur demiş. Şimdi yapılan dünya çapında çok büyük araştırmalar yapıldı. Ben de bunu Alman televizyonunda seyrettim. Özel bir program. Almanya'da bununla ilgili sonra araştırma yaptım. Acaba aslı var mı diye. Gerçekten var. Hatta ben bunun deneyini yaptım. 4 numara oğlan oldu. Maşallah. Allah bağışlasın. Şimdi mesela erkek hanımdan sonra inzal olursa, eski kelimeyle konuşayım, spermler hızlı hareket ettiği için erkek spermler ne oluyor? Yumurtalıktan yumurta yola geldiği için, bayanda önce inzal olduğu için yumurtalıktan geliyor rahime. Erkek spermler hızlı hareket ettiği için ne oluyor? Dölleniyor. Çocuk erkek oluyor. Yani bayan önce rahatlayacak, sonra erkek. O zaman doğacak çocuk ne olur? Erkek olur. Yoksa erkek hanımından sonra önce şey olursa çocuk kız olur. Evet. Bu da böyle önemli bir nokta. Bunun için evet. Amerika'ya, Avrupa'ya, oraya buraya gitmeye gerek yok. Peygamberimiz bunu, problemi nasıl çözüleceğini 1400 yıl önce söylemiş. Son yapılan araştırmalarda iki tür sperm olduğu, erkek ve dişi sperm olduğu ortaya çıkmıştır. Yani kişi bunu bilir de ona göre davranırsa çocuğun, doğacak çocuğun cinsiyetini büyük oranda belirleyebilir.
Evet. Bu mu mümkün yani? Evet, peki bir telefon numaralarımızı hatırlatalım. Evet sevgili izleyiciler, adet sancılarını konuşuyoruz. Kısırlığı ele aldık. Varis hastalıkları, kadın hastalıkları, miyomlar, kistler, çikolata kistleri. Sizlerin de herhangi bir sorusu varsa veya bu şekilde rahatsızlıklarınız varsa, destek almak istiyorsanız, formülleri öğrenmek istiyorsanız, hangi bitkilerin iyi geldiğini öğrenmek istiyorsanız 0212 625 58 33 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan sağlıklı yaşama ulaşabilirsiniz. Evet hocam, devam edelim. Evet. Her türlü kistin ve miyomun erimesi mümkün. Eğer ameliyat olursa 6 ay 1 yıl sonra tekrar kist ve miyom oluşur. Tekrar ameliyat gerekir. Tekrar ameliyat. Tekrar ameliyattan nedir? Artı bu şekilde beslenerek koruyucu görev de üstlenmiş oluyor bu formüller. Tabii. Mesela tekrar oluşumunu da engelleyebiliyor sanırım. Evet, yani sadece zerdeçal miyomu kisti eritmiyor. Sarımsakla da ilgili yeni bir araştırma, klinik araştırması yapıldı. Her türlü tümörü, miyomu, kisti erittiği belgelendi sarımsak. Ama sarımsağı bazıları kurutuyor, tozunu kullanıyor. Onun bir etkisi olmaz. Sarımsağı kurut, tozunu kullan. Bazıları sarımsak çayı satıyorlar. Sarımsak çayı olur mu? Olmaz. Yani kurut, garniş diye. Hiçbir etkisi olmaz. Çünkü sarımsağın içerisinde yan yana iki hücre var. Birisi alin içerir, diğerisi alinaz içerir. Yani bu eterik yağı çözen enzim içerir. Sarımsağı şöyle biraz ezdiğinizde alin ile alinaz birbirine karışırsa ne olur? Koku ortaya çıkar. Bu koku nedir? Alisindir. Alisin ortaya çıkar. Alisin etken maddedir. Şimdi kuruttuğunuz zaman ne alin kalır, ne alisin, ne de alinaz. Hiçbir şey kalmaz. Çöp. Etkisi kayboluyor. Yani. Zaten benim de bildiğim kadarıyla bu bitkilerin çok gerçekten bitkilerle insanlar eskiden bitkilerle tedavi oluyordu zaten. Ama ekstratları, özleri önemli herhalde. Tabii işte biz bununla ilgili çok özel bir çalışma yaptık. Sarımsak bozulmadan doğal olarak nasıl kalabilir diye yıllar süren bir çalışma sonucunda özel bir formül geliştirdik. Evet. Sarımsağın içindeki etken madde hiç bozulmadan olduğu gibi kalacak ve etki yapacak. Böyle bir sarımsaklı limon suyu özel bir formülümüz var. Evet. Doğalını koruyor. Bu formüle ulaşmak istiyorsanız 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan sağlıklı yaşamı arayabilirsiniz. Kısa bir reklam aramız var. Turunçgillerden gelen sağlık, sebzelerin mucizeleri. Sağlıklı yaşamda herbalist İbrahim Gökçek, sağlıklı bir yaşam için meyve sebzeleri anlatıyor. Ayakkabı. Evet sevgili seyircilerimiz, sağlıklı yaşamda devam ediyoruz. Şimdi lipom yağ bezelerini konuşacağız. Vücudumuzun herhangi her bölgesine çıkabilecek yağ bezelerini. Bununla birlikte özellikle bayanları ekran başına davet ediyoruz. Kadınlarda hormonlarla ilgili kıllanma olabiliyor, kıllanma artışı olabiliyor. Ona değineceğiz ve zamanımız yeterse de hemoroide de değinebiliriz. Hatta zayıflamaya değineceğiz. Özellikle de yaz olduğu için. Bakalım zayıflamada hangi bitkiler bize yardımcı olacak. Ben hemen telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan sağlıklı yaşam arayabilirsiniz diyoruz. Evet, yağ bezelerine gelelim. Evet, yağ bezelerine girmeden önce şu çoban çökerteni de anlatalım. Hı-hı. Çoban çökerten Triburus testestris çok çok önemli bir bitki. Bunu ilk Bulgarlar 1920'li yıllarda keşfetmişler. Bu erkeklerde testosteron hormonunu artırıyor. Kadınlarda, bayanlarda da östrojen hormonunu artırıyor. Nasıl yapıyor? Bunun birleşiminde dioskenin denen bir etken madde var. Dioskenin, prodioskenin vesaire. Bu ne yapıyor? Beyinde hipofiz bezesinin luteinizan hormonu salgılamasını sağlıyor. Luteinizan hormonu da erkeklerde testislerde testosteron hormonunu artırıyor, bayanlarda östrojen hormonunu artırıyor. Evet. Birçok deney yapılmıştır. Yüzlerce yapılan deneyde hormonları artırdığı erkek ve bayanlardaki gözüken kısırlığı, hormon anormalliği, hormon yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan kısırlığı ortadan kaldırdığı belgelenmiştir. Yüzlerce klinik araştırması var Avrupa'da, Amerika'da. Şimdi ben bu çoban çökerteni Menderes Irmağı kenarında eukaliptus yaprağını
Fotoğrafı çekerken bizim kameraman birdenbire bağırdı. Ne bağırıyorsun? Ne oldu dedim. Vay anam diye bağırıyor. Ne oldu dedim. Yine soktu zannettim. Dedi ki ayağıma bir şey battı. Baktık ki bu çoban çökertenin şu yıldız şeklinde tikeni var. Onun üstüne basmış. Vay anam diye bağırıyor. Yılan soktu zannettik. Bu çok sert bir tiken. İnce ayakkabı giymişse spor ayakkabısını deleyebilir yani. Yani çok çok sert bir tiken. Bakabilir miyim? Evet. Aman ha dikkat edin elini parmağınıza batabilir. Biz alışkınız yemek yaparken parmak kesmeye. Öyle mi? Evet. Gerçekten sert. Demir diken, çakır diken. Peki bunu nasıl kullanıyor? Kullanılıyor bu yani? Ha, bunun otunun elde edilen destilasyonla destilasyonla elde edilen özü ekstraktı, otu değil. Ekstraktı kullanılır. Erkeklerde testosteron, bayanlarda östrojen. Her iki cinsiyet için de geçerli yani. Bayan ve kadınlar için. Bu erkekler genellikle fitness, spor salonuna gidenler bunu çok kullanır. Hapını. Testosteron hormonu artırıyor, kas yapıyor. Kasları güçlendiriyor. Bu doğal kas güçlendirici. Mesela Bulgarlar, Ruslar, eski Sovyet ülkeleri hepsi sporcuları eskiden çok başarılıydı. Neden, niçin bu insanlar sporda dünya çapında bütün madalyonu bunlar topluyordu? Her konuda birincidirler. Çok yoğun testi bu tribulusun hapını damlasının derecesini kullandıkları bu da testosteron hormonu artırıyor. Kişinin enerji veriyor. Enerjisi diğer insanlardan %20 daha da artıyor. Bu nedenle daha başarılı oluyorlar. Oldukları şimdi ortaya çıktı. Bütün dünyada artık kullanılıyor. Böyle fitness salonlarına gidenler bir de yanlış kimyasal kullanıyorlar. Protein şu bu. Onlar tehlikeli. Evet. Bu da doğal. Kullanılmasında herhangi bir problem olmaz. İstediği kadar kullanabilir. Bayanlardaki kırlanma, tüylenmenin sebebi ise yumurtalıklarda kist oluşur. Kist hormon anormalliklerini tetikler. Bu da kırlanma, tüylenmeye sebep olur. Kist eridiği zaman yavaş yavaş o kıl tüyü kendiliğinden ortadan kalkar. Yani yumurtalıklarda kist hormon anormalliklerini tetiklediği için böyle durum ortaya çıkıyor. Evet, birçok bayanın özellikle bu mesela gıdısında, çenesinde, yanaklarında erkek gibi kıllar oluşuyor. Evet. O yumurtalıklarda oluşan kistten kaynaklanıyor. Bu iyileşmesi mümkün. Problem değil o. Zaten biraz kolay. Önce bir formül söylemiştiniz. Evet, o özel o bir formülle. Peki, şimdi zayıflamaya geçmek istiyorum. Ha, zayıflamakla ilgili şimdi dünyada... Şimdi insanlar mucize bekliyor öncelikle. Mucize bekliyor, hatta mucize ben de öyle bir mucize bekliyorum açık söyleyeyim. Diyorum ki yiyeyim içeyim böreği çöreği ama kilo vereyim. Öyle bir dünya yok tabii ki. Ama en azından ben hani böyle abuk sabuk ilaçlar var biliyorsunuz. İnsanları öldüren. Gerçi Sağlık Bakanlığı ben her seferinde söylüyorum. Hepsini toplattı. Çok güzel de yaptı. Buradan da Sağlık Bakanlığı'na bu konuda çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü insanları kilo verdireceğiz diye kandırıyorlar. İçine subutremin gibi maddeler katıyorlar ve bu da kalp çarpıntısına, ağız kuruluğuna ve en sonunda da kalp krizinden ölüme neden oluyor. Evet. Evet, Sağlık Bakanlığı bir kere daha burada kendinin başarısını bence kanıtladı. Ama sonuçta hepimiz istiyoruz ki yiyelim yiyelim zayıflayalım. Öyle bir dünyada yok. Ama hocam kopamıyoruz. Evimizde hepimizin böreği, keki pişiyor. Pastası pişiyor. Şimdi evet yani dünyanın en önemli doktoru ilk yüze giren insanlar arasında Mehmet Öz. Çok iyi bir insan. Çok güzel şov yapıyor. Çok güzel konuşuyor. Evet, çıktı piyasaya mesela yıllar önce akai beri zayıflatır dedi. Zayıflatmadı. Bir furya yaratıyor. Yani bir dalga yayılıyor. 6 ay millet akai beri kilolar akai beri alıyor. Kapsülün damlasının derecesi. Akai beri çıkmadan internette yazılar yazılmaya başlıyor. Diyor ki akai beri kullandım daha çıkmadı ki. Kullandım yoldum diyor. Kilo yok, verdim böyle diyor. Bir şey yok sevgili izleyiciler. Yani siz bir tane açık konuşayım hapla falan. Öyle bir yok yani mümkün öyle, değil. Tabii. Öyle bir şey yok. Öyle olsa dünya nüfusunda hiç ya bir kere obezite ortadan kalkar. Evet. Öyle bir şey olur mu? Hepimiz incecik oluruz. Akai beri furyası bitiyor. 6 ay sonra ahududu. İngilizcesi raspberry. Raspberry çıktı. Hücum. Kilo olanlar raspberry kullandı. Ailesi, evet. Ne oldu? Birileri milyoner oldu. Kimse zayıflamadı. Mehmet Öz sonra altın çilek dedi. İnsanlar altın çilek kullandı zayıflayan yok. Kilo alan da oldu. Afrika mangosu. Tabii. Afrika mangosu kullandılar. Ben arada hatta bir doktor da bana geldi dedi ki gel beraber üretelim. Dedim ki
acı çehre, ahududu, dudu, akayı, Afrika mandosu, altın çilek, bunlar glikoz, fruktoz, şeker içeren meyveler, bunlar zayıflatmaz. Belki turunçgiller, limon ve benzeri zayıflatır ama bu zayıflatmaz. Zayıflatmaz da neden üretmek istiyorsun? Ya bir furya para kazanalım. Para her şey değil dedim, ben bu işe girmem. Olsun o zaman benim için üret, ben satayım diyor. Dedim ki git başkasına çalış. Doktor oluyorsun, bir de gelip bana yanlış iş tavsiye ediyorsun. Bir daha dedim seninle konuşmak istemiyorum, adamı gönderdim. Yani biraz da kötü olduk. Şimdi burada aslında zayıflama da yanlış bir cümle. Şöyle dememiz doğru bence. Metabolizmayı hızlandıracak. Evet. Kilo vermeye yardımcı, nasıl ki diyet yaparken spor yapıyorsunuz ve daha çok kalori yakabiliyorsunuz. Hem kaslarınız güçleniyor. Burada da gerçekten bazı insanların metabolizması çok yavaş çalışıyor. Mesela hani guatr hastalarında metabolizması yavaş çalışan insanlar var. Veya hiç spor yapmadığınız için metabolizma yaşınız gittikçe yaşlanıyor. Mesela benimki normal yaşım 36, metabolizma yaşım 38. Hatta 40'a çıkmıştı en son, onu da söyleyeyim. Burada mesela biraz zaman, yavaş kilo vermemin sebebi de metabolizmanın yavaşlaması. Ne yapıyoruz? Hadi spora başladık, o yaşı gençleştireceğiz. Ama bunun yanında hakikaten şunun da etkisi var. Yani bazı insanlara bakıyorum, gerçekten iyi yiyor, hiç de kilosu yok. Spor falan da yaptığı yok. Biraz bünye, yani metabolizma ile ilgisi var. Bu konuda yardımcı olacak ne öneriyorsunuz insanlara? Ben demiyorum hani bir formül var, içiyorsun, her şeyi yiyin, hiçbir şey yapmayın, normal hayatınıza devam edin ama kilo verin. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. Limon, olsa ben zayıflardım sevgili izleyiciler zaten. Limon yıllardır bilinen zayıflatıcıdır. Neden? Sitrik asit içerir. Evet, doğru. Sitrik asit bünyemizdeki bütün metabolizmayı hızlandırır. Metabolizmayı hızlandırır. Vücudumuzda oluşan bütün enzimlerin, proteinlerin yapımında anahtar roldür sitrik asit. Limon. Artı C vitamini. Limon suyu. Sitrik asit çok önemlidir. İşte limondan daha çok, daha etkili olan bir meyve daha var. Türkiye'de pek bilinmiyor. Garcinya. Limondaki asidin biraz daha farklı bir asit içerir. Hidroksistrik asit. Daha etkili bir asit içerir ve garcinyanın birleşiminde %60'a varan oranda bu çok yoğun bir asit var. Ama bu bitki asidi, yani meyve asidi, zararlı bir şey değil. Tabii. Kimyasal bir şey zaten değil. Zaten bütün meyvelerin içinde asitleri var. Bu hidroksistrik asit bir yediğimiz besinlerde karbonhidrat içeren her şey, şeker içeren her şey glikoza dönüşür, şekere. Şekeri de bünyemiz yağa dönüştürerek depolar. Yağ dönüşümü sağlayan bir enzim var. Asetil koenzim. İşte bu garcinyanın birleşimindeki etken madde asetil koenzimi frenliyor. Bu ne demek? Hamur içeren veya şeker içeren bir şey yediğinizde yağ dönüştürmüyor. Yağ dönüşmese ne olur? Kişi 5 tabak yemek yiyorsa bir tabak yemekle doyuyor. Çünkü ihtiyacı olan glikozu aldı. Diyor ki yeter. Depolar doldu. Şeker depoladıktan sonra yağ dönüştürmüyor. Enzimi frenliyor. Evet. Garcinya. Ve kişiye erken doymuşluk hissi veriyor. Garcinya dünyada klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen en önemli birinci zayıflatıcıdır. İkincisi konja. Bu bal kabuğu büyüklüğünde bir soğan. Lalegillerden. Çin'de, Kore'de, Japonya'da yetişir. Var mı diye bakıyorum şu an. Yok, o çok büyük meyve. Yok yok, dergilerde var mı diye bakıyorum. Ha, yok. Bunu Japonlar, Koreliler, Çinliler soyuyorlar. Zaten hepsi salatasını yapıyorlar. Evet, zayıf hep bütün Japon, Kore, hiç şişmanını görmedim ben. Evet, normal salata gibi yiyorlar. Bir makarnasını yapıyorlar. İnce ince böyle dilip makarnasını yapıyorlar. Yani hiçbir kimyasal madde, hiçbir yan etkisi yok. Sepset olarak tüketiliyor. Evet. Şimdi bunun birleşiminde glukomanan denen etken bir madde var. Glukomanan, 1 gram glukomanan 200 mililitre, yani bir su bardağı dolusu suyu kendine çekiyor, emiyor. Ortaya ne çıkıyor? Böyle puding gibi bir yapışkan bir madde ortaya çıkıyor. Ve bu bağırsakları, mideyi sarıyor. Kişiye doymuşluk hissi veriyor. Bir,
glikoz emilimini engelliyor. Böylece kişi fazla yemek yemiyor ve zayıflıyor. Doğal zayıflatıcı. Garcinia konja. İkisi tamamen doğal ve hiçbir yan etkisi yok. Evet. Peki İbrahim Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Perşembe günü yine sizinle görüşeceğiz. O zaman tekrar zayıflamaktan başlayalım. Çünkü zayıflama ile ilgili aslında konuşulacak çok konu var. Evet. Evet sevgili izleyicilerimiz, 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan İbrahim Bey'e ulaşabilirsiniz. Bir süre daha çünkü Cem TV'de misafir kalacak. Bayağı bir yoğun telefon var. Devam ediyoruz. Sağlıklı yaşama, gümüşün insan sağlığı üstündeki etkilerini konuşacağız. Gümüşten nasıl yararlanabiliriz? Bunları konuşacağız. Kısa bir aramız var.